Yılmaz ve Özlem Tekin'den Gövde Gösterisi. Evet, şimdi Hokkabaz filminin galasındayız. Bakalım bu renkli gecede neler yaşanmış. Arkadaşlar, Hokkabaz filmini yapanlar bizleriz. Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filminin galasında neler oldu neler? Geceye erken gelen ve etrafı kolaçar eden Avşar kızının başına gelmedik kalmadı. Fena yakalandı. Ünlülerin akır ettiği gecede Avşar kızı ve Demet Akbağ'ın başına ne geldi? Şimdi mi bunu diyorsun, bak şimdi burada diyorsun bunu. Perişan etme beni, gülmeye geldim şurada, ne olur diyorsun. Şok oldular. Yani ne olursun beni dinle. Nasılsınız? Allah'ını seviyorsan dinle, ne olursun. Allah aşkına şu mübareğe inanın. Ama ben burada şimdi konuşamam. Allah'ını seviyorsan size gökyüzü. Arkadaşlar sen bana konuşurayım. Konuşamayacağım burada, kadın böyleyken konuşamayacağım. Ve neler oldu neler. Evet, kısa başlıklardan sonra Cem Yılmaz'ın yazıp yönetip başrolünü oynadığı Hokkabaz filminin galasının yapıldığı Maslak Time'dayız. Aşkım baksana bana aşkım. Yat kalk hep beni düşün. Yerler kırmızı halılarla döşenmiş. Gazeteciler ve televizyoncular iki tarafta çöreklenmiş. Ama o da ne? Başında kapşonuyla ortalıklarda gezinen hanım Hülya Avşar değil mi? Yakalandı. Rezil oldu. Geleceğe git biraz sonra çocuklar. Vallahi geleceğiz. Herkese rezil oldu. Geleceğiz, ayıp oluyor, insanlar bakıyor ya. Vallahi. Hülya Avşar gezinirken Demet Akbağ beliriyor kapıda. Tam bu esnada fırsat bu fırsat diyen bir kadın ünlü sanatçıdan bakın nasıl yardım istiyor. Benim gittiğimde çocuğum okula gidemiyor. Evde yağlıyoruz beraber. Ey bak yansı, şimdi mi bunu diyorsun, bak şimdi burada diyorsun bunu. Perişan etme beni, gülmeye geldim şurada, ne olur ya. Hadi. Amacına ulaşamadı. Abla ne oldu, niye ağlıyorsun abla? Lise çocuğum evde yatıyor, ben de parasızlıktan okula götüremiyorum. İflas ettiği için durumumuz yok. Çocuğum bir aydır okula gidemedi, daha bir gün ben ağlıyorum çocuğumdan. Abla iş bakmaya geldim. Bu tablonun ardından Avşar kızı teftişi tamamlamış olarak geri dönüyor. Ve Demet Akbağ'dan yardım isteyen kadın bu kez Avşar kızına sesleniyor. Hülya Hanım, Hülya Hanım, ne olursun beni dinle. Nasılsınız? Allah'ını seviyorsan dinle, ne olursun. Allah aşkına şu mübareğe inanın, ne olursun. Ben burada şimdi konuşamam. Allah'ını seviyorsan dinle, ne olursun. Allah'ını seviyorsan dinle, ne olursun. Konuşamayacağım, kadın böyleyken konuşamayacağım. Sonuç aynı. Allah rızası için bir çocuğum okula veremiyor. Bir çocuğuyla kaldım çaresiniz yok mu bir Müslüman? Avşar kızı yanında kız kardeşi Helin ve herkesten farklı olarak giydiği spor kıyafetiyle giriyor içeri. Güleceğim diye geldim çünkü ihtiyacım var. Bu arada gülmeye ihtiyacı olan sadece Avşar kızı da değilmiş, baksanıza. Komedi değil mi? Evet. Espri için geldim ben. Cem nasılsa araya sıkıştırmıştır bir şeyler. Ben de bitmiş halini şimdi seyrediyorum. Cem Yılmaz'dan ne beklersiniz? Bol güleriz herhalde. Hayatın gerçekleri var yine burada. Onu göreceğiz galiba. Laf arasında Hüsnü Şenlendirici İlknur Soydaş'ın kocasını elinden aldığı iddia edilen Seniha ile de kuzen olduklarını yalanlamıyor. Kuzeniymiş. Tabii teyze çocuğuyuz ama hiç bu konuya girmesin ya. O babam var burada bak. Perihan Savaş geceye rahmetli Yılmaz Zafer'den olan oğluyla gelirken Pınar Altuğ bu kez genç sevgilisi Yağmursuz çıkıyordu karşımıza. Çünkü zaten erkek arkadaşımla oynadığı filmdi. Orada olmam kadar doğal bir şey olamazdı. Bu akşam da yine davetli olduğum için burada mahsuru mu var? Bizim için mahsuru yok. Neyse, sevgilisi Can Bey'le gelen Ebru Akel de liseli kızlar gibi olmuş. 15 dakika sürmüş. 15 dakikada falan. Ne kadar uğraşınca o kadar insan kötü oluyor. Ve nihayet film kadrosu beliriyordu kapıda. Cem Yılmaz, Özlem Tekin'le el ele gövde gösterisi yapıyordu. Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç öyle bir laf etti ki Cem Yılmaz şaştı kaldı. İşte sanki Cem'in düğünü varmış gibi oldu. Evet. Allah Allah. Dün bu evlenmiyorum daha henüz. Bakalım daha bir filmden bir gelsin de ondan sonra. Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan çiftinin isim babası kim olacak? Yılmaz'dan iyi bir öneri bekliyoruz. Evet, Bertin'i ben koymuştum. Amcasından bekliyoruz.
Galaya eşi Belçim Hanım'la katılan Yılmaz Erdoğan... Evlenmiyorum daha henüz. Bakalım daha bir filmden bir gelsin de ondan sonra. Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan çiftinin isim babası kim olacak? Yılmaz'dan iyi bir öneri bekliyoruz. Evet, Berfin'i ben koymuştum. Amcasından bekliyoruz. Galaya eşi Belçim Hanım'la katılan Yılmaz Erdoğan bu duruma ne dedi? Bizde tören vazifen. Espriyi patlattı. Ve tekrar Hokkabaz filminin galasındayız. Sevgili izleyenler, şimdi karşınızda Büyük İskender. Takımları toplayın, ilerleyin. Bir aylık küçük bir turne. Anadolu'yu geziyoruz. Parayı topluyoruz. Düğünlerde çıkıyoruz mu? 300. Dönüşte lazerle gözleri açtırıyoruz. Arkadaşlar, Hokkabaz filmini yapanlar biziz. Bugün beraber izledik. Çok mutlu oldum. Çok güzel reaksiyonlar aldım. Oyna dediler, oynadım. Yani hakikaten oynamışım derken... Gerçekten çok güzel bir senaryo. Bunu anlatamıyorum yani, hakikaten o kadar güzel yazılmış ki zaten hiçbir şey yapmamıza gerek yoktu. Bu arada filmde Cem Yılmaz'dan fazla rolü olduğu dedikodularını da yalanlıyordu Özlem Tekin. Yanlış anlaşıldı. Bir sahne var dedim. Vallahi orada daha fazla görüyorum dedim. Ortalık karıştı şu an. Karıştı. Vallahi yanlış anlaşıldı. Demek ne kadar az konuştum o kadar iyi. Cem tebrikleri kabul ediyor ve ekibini öve öve bitiremiyor. Yakın dostu ve rol arkadaşı Mazhar Alansonsa ünlü komedyeni bakın kime benzetiyor. Vallahi buradaki herkes mesleğin çok zincisi de insanlar yani. Gerçekten. O nedenle bir şüphemiz yok. Yeni bir Charlie Chaplin doğuyor. Cem de memnun bu övgülerden ve Gora filminden sonra büyük bir ilerleme kaydettiğini söylüyor. Bir önceki filmde birazcık üzüldüm çünkü. Ya bu sefer birazcık dersimize çalıştık. Artık yani olgunluğa eriştik, gayet normal. Bu arada Cem Özlem Tekin'e övgü dolu sözler sarf ederken dikkatimizi iki ünlünün kulağındaki siyah renkteki küpeler çekiyor. Bu ne benzerlik? Özlem Tekin'le çalışmak nasıl bir... Vallahi çok şans. Herkese nasip olacak bir şey değil. Herkes gülmeyi beklerken film ünlülerimize duygulu anlar yaşatmış, baksanıza. İlla ki Cem Yılmaz deyince böyle oha diye gülmek gelmiyor benim aklıma. Bu Cem için sevindirici bence. Ama galiba Cem Yılmaz'a alışan seyirci için biraz daha enteresan oldu. Cem farklı bir roldeydi. Farklı bir karakterdi ama ona o da çok yakışmış. Emel Sayın filmle ilgili yorum yaptıktan sonra Beyaz'la aralarında çıkan aşk dedikodularına açıklık getiriyor. Yakışık almadı. O geçti, kapandı artık ya. Güldük, geçti, gitti. Peki. Üzülemedim. Şaşırdım. Şaşırdım sadece. Yani ne kadar gereksiz, hiç yakışık almadı. Emel'den sonra dikkatimizi seksi kostümüyle Ayşegül Aldin çekiyor. Çok şıksınız diyoruz ama ünlü sanatçıdan beklemediğimiz bir yanıt alıyoruz. Efendim, bugün böyle... İşte sanki Cem'in düğünü varmış gibi oldu. Evet. Cem Yılmaz da en az bizim kadar şaşırıyor bu benzetmeye. Allah Allah. Mehmet. Bu evlenmiyorum daha henüz. Bakalım daha bir filmden bir gelsin de ondan sonra. Bu arada Helin'i bulmuşken sormadan edemiyoruz. Seda Sayan moda konusunda sizi övmüş, ablanızı yermiş diye. Şok oldu. Ablası onun için çok kötü bir şey dedi. Çok zevksiz. Öyle bir şey dememiştim. Hülya yorum yaptı. Haklı. Nasıl? Yerden göğe kadar haklı. Mikrofonu indir. Ablamı. Ama yok, Seda şeydir hakikaten. Ne diyorsa doğrudur. Avşar kızı filmle ilgili basın mensuplarıyla duygularını ve düşüncelerini paylaşıyor. Tabii ki Cem'den her şey, her rol beklenir. Seyredilmesi gerekiyor. Hele ki hani keyfi olmayan, morali bozuk olanlar filmi geri seyretsinler. Peki bu kadar övgüden sonra soruyoruz Avşar kızına. Cem Yılmaz'la çalışmak ister miydi acaba? Çalışmayı isteyebileceğim yönetmenler içerisine girdi. Çok başarılı. Her şey edebileceğim. Onu biraz düşünmem lazım.
Biz de Avşar kızının bu yanıtını Cem Yılmaz'a iletmekte gecikmiyoruz tabii. İyi tamam. Efendim sizinle de çok güzel tartışılabildiğini söyledi. Ona ne diyeceksiniz? Ben her şey çok güzel. Ha bu arada Cem Yılmaz'ın anne babası da filmde rol almış. Hepsi süper. Ben de dahil süper. Oğlunuzu küçükken çok azarladınız mı diyoruz babasına? Haşlasaydı böyle başarılı olur muydu ya? Evet, sırada Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan çifti var. Onlar da övgü dolu sözler sarf ediyorlar film için. Özenerek çalışılmış bir film. Özellikle sihirbazlık numaraları güzel çalışılmış. Profesyonel bir ekip danışmanlık yapmış. Oralar çok güzeldi. Farklı bir Cem Yılmaz filmi var. Daha insan sıcağı, dramatik sahnelerin de olduğu. Bizim hoşumuza gitti, beğendik. Beklediğimizi bulduk, beklediğimizin üstünde de bulduk. Çiftin tek derdi doğacak bebeklerine ne isim koyacakları. Amcasından bekliyorlar. Bir sorun yok. Düşünüyoruz sadece. Ay, Yılmaz'dan iyi bir öneri bekliyoruz. Evet, Berfin'i ben koymuştum. İşte tam bu esnada Yılmaz Bey eşi Belçim Hanım'la çiftin arkasında beliriyor. Aile bir arada. İdil'i daha bulamadık vallahi. Ama gerçekten çalışıyoruz. Bütün hiç kaçırmıyoruz yani. Her yer arayacağız. Çok güzel bir isim bulacağız. Biz de tören vazifedir. Gülben ve Mustafa Erdoğan gidince biz de Yılmaz Erdoğan ve güzel eşiyle baş başa kalıyoruz. Bebek ne zaman bebek? Ben de bugünü kimse bu soruyu sormadan tamamlarız. Evet yani. Yani. Yok şu anda benim düşüncemiz yok. İnşallah olur bir gün. Yani şimdi değil. Değil. Şu anda öyle bir şey düşünmüyoruz ama ileride neden olmaz. Sohbet sürerken Belçim Hanım ne dese beğenirsiniz? Yılmaz'ı korkuttu. İkiniz olsun inşallah. Bir şey görüyorum yüzünüzde. İkiz. Aman sen de dinle. Ve gala basının alınmadığı özel kokteylle son buluyor.